Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekinbaş Dil ben. Bugün burada o kadar çok rüzgar var ki bağlantıyı kurmakta zorlanıyorum. Birkaç defa girip çıktım. Merhabalar tekrar. Evet, bugünkü canlı yayındaki konuğumuz, siz çok istediniz onu, sevgili Üstad Halil Atabıçakçı. O bir NLP uzmanı, NLP trainer, o bir yazar, o bir hipnotist. Gerçekten çok sevdiniz, çok istediniz. Çok uzun zamandan beri bir türlü organize olamadık. Şimdi bugün sevgili üstadla diyeceğiz ki gerçekten o bir üstad. Çünkü o hayalleri gerçekliğe dönüştüren adam diyoruz ona. Bugün ışığını keşfetleyeceğiz. Bugün umut üzerine konuşacağız sevgili hocamla. O yayına birazdan dahil olacak. Gördüğümde onu dahil ediyor olacağım canlar. Şimdi umut diyoruz. Umut o kadar önemli ki şu içinde bulunduğumuz süreçte. Onun için umut verenlerin farkındalık yayılımını yapan, farkındalıkta görevli olan üstadların içinde en çok önemli olanları umut verenler biliyorsunuz. Evet, Pandora'nın, şimdi hocama alıyorum. Pandora'nın kutusunun içinde en son kalan, geriye kalan tek şey umuttu biliyorsunuz. Umut oldukça yaşam devam ediyor olacak. Hoş geldiniz canım Ata Teşekkür ederim. hocam. Nasılsınız? Harikayım, daima sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Orası nasıl? Burası inanılmaz bir fırtına, inanılmaz bir şey var burada. Bugün üçüncü defa da açtım yayını. Dedim gayet güzel, her şey güzel olması gerektiği gibi. Hocam harika görünüyorsunuz yine, ışığınızı görebiliyorum. Teşekkür ederim. Hepimiz ışığınızı görüyoruz sizin. Çok sağ olun. O kadar çok seviliyorsunuz ki, inanılmaz. Mukaddes Hanım'a bakınca dedim ki ya Mukaddes Hanım çok dolu, çok değerli. Beni davet etmenizden çok şeref duydum, onur duydum. Çok teşekkür ederim. Siz de kabul ettiniz. Biz onur duyduk canım hocam. Sesimiz kesildi mi? Gerek var ki kendimi. Mukaddes Hanım anlatıyor. Hocam, Sesim az mı geliyor? ses kesildi hocam. Şu anda geliyor mu? Şu anda geliyor, evet. Dedim ki o kadar güzel şeyler anlatıyor ki gerek var dedim. Hali davet etmiş dedim. Çok teşekkür ediyorum. Can hocam, olur mu öyle şey? O kadar güzelsiniz ki sizi yani yaklaşık 3-4 aydan beri çok defa hocam almadınız, hocam almadınız, sitem ettiler sürekli. Ben de dedim ki hocamla bir görüşelim. Sonra o kadar yoğun çalışıyorsunuz ki neyse biz Nagihan Hanım'la artık bağlantı kurduk. Nagihan Hanım sağ olsun çok güzel bir şekilde organize etti bunu. Sağ olun canım hocam. İçinde bulunduğumuz süreçte o kadar güzel şeyler yapıyorsunuz ki size minnettarız. Acaba ses benimle mi ilgili diye tekrar. Evet, hocamın sesi, Ata hocamın sesi gidip geliyor demiş. Hocam, şey mi yapalım? Kulaklık var mı sizde? Ben Kulaklık kulaklığımı mı? takayım isterseniz sesli sıkıntı. Evet, kulaklığımızı bir takalım öyle deneyelim mi hocam? Bakayım belki orada şey yapar, daha iyi gelir ses. Çünkü sizin bir tek kelimenizi kaçırmak istemiyoruz. O yüzden evet. Nasıl şimdi hocam? Bağlandım anlamadım ama. Evet, bağlandı. Evet. Yok, ses yok hocam. Ses gelmiyor hocam yine. Ata hocam sesiniz yok. Sesiniz gelmiyor. Ses yok. Bağlayamadım. Tekrar çıkıp girsek mi? Tekrar mı açalım? Hocam. Sesiniz yok. Ses tamamen gitti, evet. Merhabalar canlar, evet. Görüntü de dondu, ses de dondu. Hocam. Sanırım çözdüm. Çözdük mü Şu anda şimdi? nasıl? Evet. Ümit ederim çözmüşümdür. Evet. Şu anda iyi. Görüntü de geldi, ses de geldi hocam, evet. Evet. Biz her şeye rağmen konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Biz o kadar kararlıyız ki inşallah bu yolda devam etmeye canlar.
Siz oldukça, sizler destek oldukça bizler buradayız. Sevgili hocam da sonuna kadar zaten bu işi umudu yeşertmeye çalışan, o umut tohumunu atmaya çalışan güzel bir insan, güzel bir üstad. Evet hocam, içinde Teşekkür ederim. bulunduğumuz korona süreci. Siz korona biraz önce konuştuk. Ben dedim ki korona sürecinde iyi ki teşekkürler korona, hoş geldiniz Ata hocam dedim. Ata hocam da bana bir şey söyledi. Yani ya biz şimdi hep şunu anlatıyoruz Mukaddes Hanım. Hani bir yerde Mevlana'ya ait olduğu söylenir bir söz. İşte düşüncelere dikkat et, kelimelere dönüşür. Kelimeye dikkat et, kaideye dönüşür. İşte yani kelimeler kaidelere, kaidelere, kadere. Şimdi dolayısıyla biz şunu çok net öğrendik. Hani Allah kün feyekün var ya, ol dersen olur kelime. Ve bilinç altında da olumsuzluk yoktur. Dolayısıyla her insan hangi kelimeyi kullanıyorsa o hayatı yaşar. Açıkçası ben o tatlı şeyin ismini hiç anmadım. Yani ortaya çıktığı günden bu yana, yani o virüsün, hani siz dediniz ya, sadece şey dedim, Toyota nokta nokta, o zaman söylüyorum. Yani çünkü biz yani gerçekten her kullandığımız kelime madem bizim kaderimiz oluyor. Dolayısıyla yani mesela şunun gibi, yani ben fakir olmak istemiyorum yerine zengin olmak istiyorum diyelim. Yani biz istediğimizi söyleyelim. Ve ben burada bizi takip eden tüm güzel arkadaşlarımdan da rica edeyim. Ya yani neyi istemiyorsak hayatımızda, olumsuz, yani onu istemiyorum bile demeyelim. Yani o kelimeyi hiç kullanmayalım. Bana göresi. Tabii siz ona teşekkür ediyorsunuz, o da ayrı bir şey. Yani çünkü olan her şey güzel olduğu için oldu zaten. Biz bilmiyoruz. Hani Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın hikayesinde var ya. İşte bir yolculuğa çıkıyorlar. Hızır Aleyhisselam diyor ki, yolculuğa çıkacağız ama dayanamazsın bak diyor, sen gördüklerini. Çünkü işin maddenin arkasını görmediğimiz zaman biz de şu anda da ne olduğunu göremiyor olabiliriz. Yani içimize kapandık. Yani pek çok mesaj var da, yüzlerce binlerce mesaj görebiliriz de, yani biz şimdi evlerimize kapandık. Şöyle diyoruz, işte Peygamber Efendimiz de peygamberlik gelmeden önce bir mağaraya kapanmıştı. Ondan sonra dünyaya baş kaldırdı. Yani dolayısıyla o kapanmada biz, çünkü mesela siz ne yapıyorsunuz? Kendini bilme yolculuğu yapıyorsunuz Mukaddes Hanım. Kendimi nerede bilebilirim? Ben dışarıda değilim ki, benim içeriye bakmam lazım. Yani ben de işte evim de kendi içim aslında. Çünkü evde herkes kendi evinde değerli eşyalarını, kendisinin değerli ne varsa, eşiği, çocukları ya da kullandığı eşyalar, değerli şeyleri buraya koyuyor. Ve biz kendi ilk önce eve bak diyor. Ben herhalde 2 hafta ya da 3 hafta önceki yayında anlatmıştım. YouTube'daki yayınımda. Yaratıcı bize diyor ki her acı Allah'tan gönderilmiş bir mesajdır. Mesaj alındığı anda acı biter. Şimdi evime kapanmamız bir mesaj. Mesajı aldık mı? Diyelim ki aldık. Alamamışsak yaratıcı belki bu defa diyecek ki, dur evin de daha darınıp kendi bedenini hapsedeyim seni diyecek belki. Yani dolayısıyla o bir yani yaratıcı bize acı vermekten zevk almıyor. Yani bize bir mesaj günü, yani tıpkı şey gibi, hani bir spor yapıyoruz. Spor yapınca kaslarımız acı duyuyor. Neden? Çünkü gelişiyor. İşte bizim ruhsal gelişimimiz için de yaratıcı bize bir mesaj gönderiyor. Ama yaratıcının gönderdiği mesaj acıyla oluyor. Eğer biz mesajı aldığımız anda da acı bitiyor. Mesajı almazsak da acı devam ediyor. Dolayısıyla biz şu anda acı dediğimiz şeyi de açıkçası bana göre Mukaddes Hanım, olan şeye direnç göstermek. Olan bir şeyler var hayatımızın her anında. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, evlendiğimizde, işe girdiğimizde hep bir şeyler oluyor. Olan şeye direnç gösteriyorsak o zaman acı oluyor. Ama biz olan şeye, bunda bir güzellik olmasaydı Rabbim bunu yaşatmaz da diyebiliyorsak o zaman mutlu oluyoruz. Yani acı dediğimiz şey bizim olan olayı yorumlama şeklimiz. Tabii ben daldan dal atlayarak gidiyorum. Bakış açılarımız. Böyle, Çok seviyoruz evet. sizin sohbetinizi. Böyle Daldan dala atlayın hocam. Çünkü her birinde ayrı bir mesaj var. Her biri ayrı bir kitap. mutluluk deyince aklıma da şey geldi. John Lennon'un annesi ona hayata dair bir ders veriyormuş. Demiş ki, oğlum demiş, hayattaki en önemli şey mutluluktur demiş. Onun için sen hayatında mutlu olmaya çalış. Öğretmeni de buna soru sormuş. Yani sınıfa sormuş. Ne olmak istiyorsunuz diye. İşte çocuk da demiş ki, ben mutlu olmak istiyorum. Öğretmen azarlamış, fırçatmış. Sen demiş durumu anlayamamışsın. Soruyu anlayamamışsın. Çocuk da demiş ki öğretmene, hocam demiş, öğretmenim siz hayatı anlayamamışsınız.
Müthiş. Yani bizim mesleki seçimimizde falan Müthiş. ana amaç arkasında neyimiz var ki? Amaç mutlu olmak. Ve bir insan sisteme güveniyorsa, Allah'a güveniyorsa, olan her şeyin ondan geldiğine inanıyor, güveniyorsa zaten mutludur. Ama ben yapacağım diyorsak sıkıntımız var. Yani olayları ben taşıyacağım, benim kontrolümde olacak, benim istediğim gibi olacak diyorsak. Çocuğun birisi hep dua ediyor Allah'a. Dua ediyor, atım olacaktı, tam hatırlayamıyorum. At istiyor, doğum günü için bir at istiyor sanırım. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Doğum günü için Allah'tan at istiyor. Allah'tan at istiyor. Sonra ve bir kardeşine de, kardeşi de bunu hep dalga geçiyor. Sen at istiyorsun ama gelmeyecek diye. O da diyor ki Allah benim duama cevap verecek. Allah benim duama cevap verecek. Sonra doğum günü geliyor. Tabii çocuğa at gelmiyor. Sonra kardeşi buna dalga geçiyor. Ne oldu diyor. Allah hani duana cevap verecekti diyor. O da diyor ki Allah bana duama cevap verdi. Ne dedi diyor. Daha değil dedi. Yani biz Çok güzel bakış açısı. Yani at yine gelecek. evet, yani ama daha değil. Evet. Umut, Evet. umut, umut, umut. Hocam, zaten umut. Siz tam söylüyordum. Hani Pandora'nın kutusunda mitolojilerde umutla ilgili bir sürü hikayeler var gerçekten. Pandora hani kadına hediye ediyor ya Zeus. Yani kutunun içinden açma diyor Prometheus. Sakın diyor açma bak. Kadın meraklı kadının kişiliği meraklıdır. İçini açıp bakmak istiyor sandığın içine. Bir sürü güzel şeyler kaçıyor içinden. Neler kaçıyor neler. Olumlu olumsuz her şey kaçıyor. En sonunda Prometheus hemen onu görüyor. Kapat diyor. Çabuk kapat kutuyu. Tak diye kutuyu kapatıyor. Geriye kalan sadece umut. Yani insana hediye edilen şey sadece umut ve unutkanlık unutmaktır. Yani insan unutur. Ve insan umut eder. Yani insan olmanın en büyük özelliğidir bu. Umutlar hayallerin kökeni değil mi? Yani Umutları. ama işte bize o birazcık hani bizim bilinçaltı dediğimiz taraf var ya mukaddesim. O birazcık bize sanki olumsuz verilmiş gibi. Ya mesela şöyle normal hayatımızda nefes alıyoruz, nefes veriyoruz ya. Eğer bizim umudumuz olmasa nefes vermeyiz. Çünkü geri alacağımızın umudu var içimizde. Ve orada o aradaki boşluğa da biz hayat diyoruz. Hani hiçlik dediğimiz şey nefes alıp verme arasındaki boşluğa orası asıl hani anda kalma dediğiniz yer o andaki boşluk ve oraya umut diyoruz. Ve bu bir şey değil hani ya bir şeyler ters gidiyor ama umutlu ol. Yani bu bir zühür tesellisi değil açıkçası. Tabii. Yani bizim Rabbimiz demiş ki yani Allah diyor ki sadece kafirler topluluğu diyor Allah'tan ümit kesebilir. Sadece kafirler topluluğu. Yani Allah kendisine inanmayanla umutsuz olanı aynı kefeye koymuş. Yani sen bana pek çok kişi intihar neşine gelmiştir. Ama sonra diyor ki mesela gelecekten bir günde bir film izlemiştim ben. Orada da adam intihar ediyor sonra geleceği görüyor. Meğerse gelecek ne kadar güzel olacakmış. Şimdi yani mesela Hazreti Adem mesela ben orada çok şaşırıyorum gerçekten. Yani cennettesin ve cennette bir yasak bir faaliyet yapıyorsun. Bir ağaca yaklaşıyorsun. Ve sonra cennetten atılıyorsun. Tabii orada sırada şeytan çok seviniyor ya. Hazreti Adem yolundan çıkarttı ya. Ama Hazreti Adem ümitle duaya devam ediyor. Evet. Şimdi sonra Allah duasını kabul ediyor ya. Şeytan çok şaşırıyor ya nasıl oldu bu diyor. O da ümitle devam etti deyince diyor ki şeytan o zaman diyor ben bir plan yapayım. Hemen B planı devreye sokuyor. Bundan sonra diyor Adem oğullarının ben ümidini keseyim. İblisin kelime anlamı mukaddes hanım ümit kesen demek. Yani eğer bizim ümidimiz yoksa, ümidimiz kesilmişse şeytanla beraberiz. Ama ümidimiz varsa Allah'ın rahmetiyle beraberiz. Yani o biz ve ama bize şunu demişler hani işte umut fakirin ekmeği. Yani sadece fakir olan umutlu olur gibi ya da sen fakirsin, umut etmiş ol. Gerçi orada güzel bir anlam da var ama o bizim yani bir rehberimiz, umut bizim rehberimiz, bizim ışığımız. Şimdi normalde dünyaya geldik. Niye geldik? İşte kendimi keşfetmem lazım. Kendimizi bilmemiz lazım. Kendimizi bilmek için dünyaya gönderildik. Bizim kendimizi bilmemizdeki ışığımız umut. Başka bir ışığımız yok. Yani
diyelim ki çok büyük bir salondayız ya da biz çok büyük bir salonuz ve içimizde müthiş hazineler var. Ya da çok büyük bir eviz düşünelim. Çok müthiş hazineler var içimizde ama karanlık. İşte o içeriye bakmanın ışığı umut. Yani tabii burada da hadi umutlu olalım. Yani umutlu olalım demek de birazcık şey gibi. Yani hani kötü bir şey varsa umutlu olalım bir yandan da. Ama şöyleyse zaten olan her şey güzelse bugüne kadar Allah seni korumuşsa, bugüne kadar sana sahip çıkmışsa, beslemişse, bugünden sonra da sahip çıkacak zaten. Bugüne kadar nasıl olmuşsa öyle olmaya devam edecek zaten. Diyorum ve emrinizdeyim diyorum. Mukaddes Hanım'a bıraktığını kendine. Canımsınız, estağfurullah hocam. Zaten hani çok severim ben, İmam-ı Gazeli'nin bir sözü vardır. Hani Allah dilemeden yaprak kıpırdamaz. Yani her şey ilahi sistemde doğrudur ve olması gerektiği gibidir. Yani iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, dualitik yaşam sadece bu üç realiteye, bu gezegene ait bir şey. Yoksa İlahi sistemde her şey doğru, her şey güzel, her şey olması gerektiği gibi. Onun için hani umut bu yani aslında. Evet. İnsanın ışığını keşfetmek de insanın umudu dediniz. Bu da çok güzel bir bakış açısı oldu. İnsanın kendi içindeki ışığını keşfetmesi. Hani İbnül Arabi der ya, evrenlerin tümü dürülü bükülü bizim içimizde. Yani bütün evrenler bizim içimizde, makrokozmos bizim içimizde. Onun için biz içimize döndüğümüzde zaten hani hep yalnızım derler. Ben de diyorum ki 70 milyar hücre var içimde ve benim suyumda, yani kanımda ve benim minerallerimde bütün evren bilgileri ve DNA'mda kayıtlı ve biricik, üstelik bana özel, ama bütün evren dürülü bükülü benim içimde. O zaman nasıl umutsuzluğa kapılabilirim? Buradaki ilahi sistemi benim bedenimdekini okuduğum zaman umutsuzluğa kapılmanın imkanı yok. Yalnız olmanın imkanı yok 70 milyar hücreyle. Evet. Ve birbirimize bağlıyız. Yani ben şu anda sizinle ciddi bir bağ içindeyim ve şuradaki 1063 kardeşimizle şu anda bağ içindeyiz. Yani yalnızlık diye bir şey yok. Dolayısıyla umut bitemez. Evet. Umut yok olamaz diye Ya bir düşünüyorum. şey Bunca taraftan tabii zenginliğin mesela içinde. bir insanın Allah inancı da çok olmayabilir. Yani ekolojik dengeye baktığımız zaman ya da evrene baktığımız zaman, bilimsel olarak baktığımız zaman da her şey mükemmel işliyor. Yani her şey dengede gidiyor. O bilimsel açıdan baktığımız zaman da her şey dengede olduğu için, her şey olması gerektiği için oluyor zaten. Yani enerji hata yapmaz, enerji yanılmaz ya da enerji kopya çekmez, torpil kullanmaz. Yani sistem o kadar müthiş yaratılmış ya da müthiş yapılmış ki sistem. Burada biz hangi tarafa doğru meylettik, enerjimi hangi tarafa doğru gönderdik, oradan gelecek. Bugün bir yerde bir söz okudum. Halen üstüne düşünüyorum ne kadar doğru diyerek, ama çok etkilendim. Diyor ki, benim Allah'a baktığım göz ile Allah'ın bana baktığı göz aynı göz. Bu beni çok etkiledi. Yani çünkü Allah diyor, ben kulumun zannı üzereyim. Yani benim Allah'a baktığım, o beni affedecek diye bakıyorsam affedecek. O beni koruyacak diye bakıyorsam koruyacak. O bana zenginlik verecek diye bakıyorsam o bana zenginlik verecek. O beni sevdiğime kavuşturacak diye bakıyorsam sevdiğime kavuşturacak. Ya da nasıl bakıyorum? Yani ben ona, ya ben istesem de o kadar değerli değilim ki diye bakıyorsam, o zaman yaratıcı da diyecek ki, tamam sen öyle bakıyorsun, değersiz olmayı tercih ediyorsun. Tamam sen değerli olma diyecek o zaman da. Ve bizim düşüncelerimizi sistem şöyle yapılmış. Düşüncelerimizi yeryüzü, dünya ispat etme üzerine. Ne düşünüyorum? Onu ispat ediyor. Yani sonra da biz şöyle diyoruz. Bak demedim mi? Dediğim çıktı. Çünkü zaten sistem öyle kurulmuş. Biz bir şey düşüneceğiz ve hayat da onu bize ispat edecek. Biz insanların iyi olduğunu düşüneceğiz. Hayat bize iyi insanları karşımıza çıkartacak. Biz insanların menfaatçi olduğunu düşünürsek, o zaman menfaatçiler karşımıza çıkacak. Çünkü düşüncelerimizi ispat edecek hep hayat. Ve sen de diyorsan ki, ya hayatta ümit etmeye gerek yok, ümitsiz olalım diyorsan, hayat bunu ispat edecek. Ben geçen bir arkadaş, işte astroloji ile ilgili bir arkadaşımız var. O birisinin işte astroloji, ne diyoruz ona, haritası mı bakıyor? Şey, astrolog, şey, Evet, bir astrolog şeylere diyorlar, bakıyor. evet. Evet hocam. Şimdi diyor ki, hocam diyor, söyledi hiçbir şey çıkmadı diyor.
Ve nedir mi? Çıkmaz. Niye çıkmadı diyor. Çünkü inanmadın ki diyorum. Sonra başka bir arkadaş diyor ya nasıl çıkmaz diyor. Bende de hepsi çıktı diyor. Sana da çıkar diyorum. Neden diyor? İnandın ki. Yani bizim O baktığımız yüzden çok açıdan... bazen tehlikeli buluyorum Ata Hocam. Bu astrologların hani yaptığı şeyleri, hani Vedik astroloji falan daha belki şey de, hani biraz tehlikeli buluyorum. Çünkü söylenen şeylere inanırlarsa kesinlikle, bir de negatif şeylere İşte falan, yani onu güzellerine oluştururlar. Evet. doğru Güzelleri abi. okey de, evet, değil mi hocam? Ya ama bu her şey için geçerli. Yani ben Mukaddes Hanım'ın bana çok değer katacağına inanıyorsam değer katacak. Bana zarar vereceğine inanıyorsam zarar verecek. Çünkü yani yaratıcı böyle demiş. Senin zannın neyse hayat sana onu verecek. Ve yani biz şu anda ya bazen işte kendi yakın dostlarım, arkadaşlarım şöyle diyorum. Kendi ismini yaz. Sonra kendin içinde düşündüğünü yaz. Yani işte Ata Bıçakçı yazdın, Halil Ata Bıçakçı yazdın. Bu kimdir? Kendi kendime soruyorum ve diyorum ki değersizdir, sevilmeyi hak etmez falan. Ne diyorsun? Şimdi bak hayatın bu işte. Şimdi ne istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun? Halil Ata Bıçakçı bu defa onun tanımını yap. Yani iyi hayat istiyorsan iyi bir tanım yap ve o olalım. Şimdi yani ben Allah'ın adaletini burada görüyorum. Diyor ki Allah bize düşünce neyse öyle bir hayatın olacak. Dolayısıyla bizim düşüncemiz neyse hayat bize onu getiriyor. Biz de inatla bir şeyi çok seviyoruz Mukaddes Hanım. Acı çekmeyi çok seviyoruz. Bizim milletimizin en büyük fantezisi. Bak ben acı çekiyorum. Ya Mukaddes Hanım siz biliyor musunuz ben ne acılar çektim? Ya sizinki de acı mı ya? Sen benim çektiklerimi bir görsen. Acı Yani, beden. evet böyle acı çekmeyi o kadar hoşumuza gidiyor ki ve bununla hava atıyoruz. Yani ego yapıyoruz. Ben çok acı çeken bir insanım da ego yapıyoruz. Şimdi de Ve askerdeyken çözmeye çalıştığımızda da onu kabul etmiyorsunuz. Aslında ben size bir yardım önerisiyle ya da çözüm, bir solüsyonla geldiğimde siz o çözümü kabul etmiyorsunuz. Çünkü oradan beslenmek istiyorsunuz. Acı bedenden çok beslenmek, ama acıdan çok yaşamak. Mukaddes Hanım çok zevkli ama şimdi geçen birisi bir yorum yazmış. Hocam demiş dediğin her şeyi anladım. Pozitif olacağım, mutlu olacağım. Söz hepsini yapacağım demiş. Ama demiş Allah aşkına haftada bir gün bir izin versen. Rakı yapsam, Müslüm çalsa bir taraftan. Bir efkar dağıtsam olmaz mı? Yani ben askerdeyken iki arkadaşımız hırsızdı. Yani normal hayatta hırsızlarmış. Hırsız meslekleri o. Eleştirmiyoruz. Yani herkesin bir tercihi var. Ve bunlar nasıl hırsızlık yaptıklarını anlatıp hava atıyorlardı. Ve ben o zaman gülüyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Adam hırsızlığıyla hava atıyor. Yani ben nasıl kapılar açtım, nasıl dördüncü kata çıktım falan o maceralarını anlatıyor. Biz de millet olarak acımızla hava atıyoruz. Ve bak ben ne kadar çok acı çektim. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bizim oyun havalarının tamamı acıdan ibaret. Sözlerine dikkat edin. Evet. Yani bak ne kadar çok acı çekiyorum deyip oynuyoruz. Evet, Ve çok siz ilginç. az önce siz şey dediniz ya yardım edeyim dediğimde de onu kabul etmiyorsunuz dediniz ya. Şimdi adamın birisi dilencilik yapıyormuş Mukaddes Hanım. Sizin o sözünüze tam oturan bir şey bu. Ve dilencilik yapıyor, dilencilik yapıyor. 30 yıl dilencilik yapmış. Sonra da ölmüş bu adam. Sonra demişler ki oradaki işte belediye cenazesini kaldırmış. İşte oradaki halk işte sokak mahalleli demişler ki ya biz de bu kulübeyi temizleyelim. Adam kendi kulübesinin önünde dilencilik yapıyormuş. O kulübeyi temizlerken kulübeyi falan söküyor. Orada bir define buluyorlar. Adamın dilencilik yaptığı yerin altında define. Yani adam yıllarca definenin üstünde dilencilik yapmış ama haberi yok. Hani siz az önce dediniz de 70 milyar içinde işte gezegen var, atomlar, elektronlar var. Şimdi ve siz diyorsunuz ki içinde hazineler var ya da bir yardım eli uzatıyorsunuz. Ya da şöyle diyelim, o dilenciye diyoruz ki, bak altında define var, dilenmene gerek yok. O da dese ki size, canım ne gerek var, biz babadan böyle gördük, ben bundan çok keyif alıyorum dilenmekten dese, yapacak bir şeyimiz kalmıyor o zaman. Yani Evet. çünkü Bu benim işim, bu benim mesleğim dese, dediğiniz gibi aynen. Öyle evet. görmüş atadan çünkü. Yani o zaman bize, yani size de bize de yapacak bir şey kalmıyor ve onda keyifli. Ben onlarda sadece şöyle bir teknik kullanıyorum. Acının tadına varır mısın? Mesela ağlıyor ya, ne kadar güzel ağlıyorsun diyorum. Daha güzel ağlayabilir misin? Vay canına. Yani o zaman
Cümle mesela bir arkadaşa söylemiştim Ben de sadece. çok söylerim hocam. Şaka Çok güzel. gibisiniz vallahi. Dikiş atılıyor, tadını çıkar. Yere düştüm, tadını çıkar. Bir şey oldu, tadını çıkar. Çünkü onun da bir nedeni vardır, onun tadını çıkarmak. Yani hani dibine kadar tadını çıkarmak lazım gerçekten. Yaptığımız ve olduğumuz şey neyse, işte çilek yerken çilek olmak, yürürken yürüyüş olmak, acının içinde acının tadını çıkarmak. Çünkü geçici bir şey bu. Ve o anda bize sunulan bir hediyesi de var o acının. Tadını çıkarmak. Sözünüzü kestim hocam. Mukaddes Siz Hanım. tadını çıkar diyorum dediniz. Orada Ama sözünüzü o kestim. orada şöyle zaten hani insanı insan yapan, insana hayvandan, ağaçtan, bitkiden farklı yapan şey farkında olmaktır. Farkındalığımız yani bir kedi kedidir ama kedi olduğunu farkında bile olmayabilir. Yani biz uyurken insan olduğunu farkında değiliz. Ne zaman ki farkındalığımız var o zaman insanız. Şimdi Evet. ben orada acının tadını çıkart derken mesela şöyle söyleyeyim. Bizler ne zaman çok mutluyuz? Yani hayatımızda mutlu olduğumuz zaman bir bakalım deşek geçmişe yönelik farkında olduğumuz anlardır. Kendiliğinde yaşadığımız değil, böyle bilinçaltı yaşadığımız anlar değil. Yani ben şimdi bu yayını hazırlamıyorum, farkında olarak hazırlanıyorum. Gömleğimi farkında olarak giyiyorum falan. Ve sonra 6 ay sonra sordukları zaman bu anı hatırlıyorum. Mutluydum o anda diyorum. Neden? Çünkü farkındalıkla yapıyoruz. Yani o farkındalık dediğimiz taraf da gözlemci. Kendini gözlüyorsun nasıl olduğunu, nasıl durduğunu falan diye bakıyorsun. Şimdi bir insan ağlıyor ya ya da acı çekiyor ya da öfkeleniyor ya ağladığının farkında ol dediğinde gözyaşı duruyor zaten. Çünkü o ağladığını izlemeye başlıyor. O zaman tanık devreye giriyor. Yani öfkelendi ya öfkelendiğinin farkında ol dediğinde dün benim öfkeyle alakalı videomu yayınladık. Orada şunu anlattım. Biz içimizde ne varsa dışımıza o çıkacak. Ve bizler aşık olduğumuzda ne diyoruz? Ben aşkım. Ben sevgiyim diyoruz. Öfkelendiğimizde de ben öfkeyim dememiz lazım o zaman. Ben nefretim dememiz lazım. Yani kıskançlık yaptığımızda ben kıskançlığım dememiz lazım. Nasıl ki sevdiğimizde ben sevgiyim diyoruz, ben aşkım diyoruz, ben hoşgörüyüm diyoruz. Tersini de yapmamız lazım o zaman. Ve biz öfkelendiğimiz zaman, çünkü olay şöyle, testin içinde ne varsa dışına çıkacak ya. Dışarı sadece aracı kurum. İçinde sevgi mi var, aşk mı var, nefret mi var? Onu çıkartacak aracı kurum sadece. Kapıyı tıklıyor, açıyorsun içeride ne varsa. Şimdi o zaman içeriden öfke çıkıyorsa o zaman ha ben öfkeyim dememiz lazım. Dediğimiz anda gözlemci devreye giriyor ve öfke bitiyor. Ya yani ben öfkeyim diyebiliyorsak ondan kurtulmuş oluyoruz o sırada. Deyip özür dilerim ben sizin sözünüzü kesmiş oldum. Sobamı açıyorum bu sırada Hayır. çaktırmadan fark etmiyorsunuz değil mi? Canım hocam siz konuksunuz bugün. Kesinlikle her saniyesi size ait. Ne Teşekkür olur ederim. bana ben hiç sözünüzü kesmek istemiyorum. Burada ben Sizin güzel bugün sizin. takipçilerimi göremiyorum. Buradalar mı? Bir Ah şeyler canım hocam anlatıyorlar mı? Bu açıyorum açıyorum geliyorlar size. Canım hocam canım bir hocam bazıları da yorumu kapat diyor. O yüzden kapatıyorum ki. Açıyorum hocam sizin için. Siz söylemiştiniz şey açık kalsın diye. Canlar açık bugün ne olur kapattırmayın. yok Bazıları da şey kapat konsantre olamıyorum. Yazıları okumayın o konsantre olamayan canlar. yani çok çok güzel dostlarımız buradaymış. Ben 1200 kişi ben de burada ekranda 600'e takılı kaldı. Ben diyeyim mi bu Hayır. şey bu orada takılmış ne artıyor ne azalıyor. İlk Yani 5 dakikada filan 600 kişiydi. sonra yavaş yavaş canlar geldiler. ya ben Sağ tüm olsunlar. takipçilere hepsine minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Var oldukları için çok Buradayız teşekkür Atı ediyorum. hocam. Seviyoruz sizi diyorlar. Yüzlerce geldi. Hep onları gördüm ben. Evet, çok Ya bu güzeller şöyle işte gerçekten. Mukaddes Hanım yani bu bir yolculuk ya hayatımızdaki yolculuk ve benzerler bir arada gidiyor. Ve şu anda bize bu kadar kaliteli insanlar takip ettiği için o sırada ego yapıyorum kendi kendime. Demek ki diyorum iyiyim ki bu iyi insanlar takip ediyor. Yani Şükürler olsun. hepsine gerçekten çok minnettarım. Çok yani teşekkürün, şükranın bir şeyi yok, sonu yok. Çok minnettarım çünkü Öğretmenler Günü'nde şöyle bir şey demiştim. En iyi öğretmen öğrencidir. Ben bu arkadaşlarla güzel bilgiler paylaşacağım diyor. O kadar çok şey öğrendim ki onların sayesinde. Bir şey anlatacağım diye araştırmak zorunda kalıyorum. Yani hepsine minnettarım. Böyle yorumları Zaten Can hocam, yani şeyde de biraz önce de konuştuk. Yani olmak, hani bilmek, olmak, hani o kadar
önemli bir şey ki bu ilmel yakin. Önce ilim olarak biliyorsun, sonra aynel yakin gözünle görüyorsun, sonra mutlak yakin oluyorsun artık. Hani olmak o kadar zor bir şey ki bu tekamül yolculuğunda oldum demek için Mevlana oldum dememiş. Yunus Emre oldum dememiş. Onca üstad oldum dememiş. Olmak çok zor bir şeydir. Onun için öğrenciliğin bitmesi mümkün değil. Son nefesimize kadar öğrenci olmaya devam edeceğiz. Ve bunu farkında olan üstadlar da gerçek üstad. Dediniz ya öğrenciyim ve devam ediyorum, öğreniyorum. İşte bunu diyebilenler gerçek üstadlar. Bunun da ben altını Estağfurullah. çizeyim. Siz söylemeyin, ben söyleyeyim hocam. Ben Estağfurullah. Şimdi söyledim. İyi ki varsınız. şeytan biliyorsunuz en çok bilen. Hani biz onu meleklerin hocası diye biliyoruz. Bilmek değerli olsaydı bize gerek yoktu. Şeytan biliyordu her şeyi. Ama olmak önemli. Oradaki olmayı da dikkat ediyorsanız olmak diyorum. Vurgu yaparak söylemeye çalışıyorum. Yani Allah ol dedi ve oldu. Ve bir oradaki Allah ol dediğiyle beraber biz bu bir olma yolculuğu. Ya biz insan olma yolculuğundayız. İnsan değiliz, insanlaşıyoruz. İnsan olma yolundayız ve şey de çok güzel aslında. Yani mesela diyelim bir insan olduk, finale vardık. Onun bir esprisi kalmıyor. Şimdi bu mesela diyelim ki Everest tepesine çıkacağız mukaddesinin. Siz de dediniz ki tamam ben arkadaşlarımla beraber çıkıyorum dediniz ve oraya doğru gidiyorsunuz. Oraya doğru giderken dünya kadar işte badireleri atlatıyorsunuz, aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz. Dünya kadar mücadele ve sonra Everest tepesine çıktınız. Ne hissedersiniz? Ya da diyelim ki burada bizi izleyen birkaç zengin arkadaşın babası dedi ki oğlum hiç uğraşmayın, yorulmayın ben size bir helikopter vereyim dedi. Siz oraya çıkın dedi. Birileri de vardık helikopterle tak tepeye konduk. Şimdi o ne der acaba o sırada? Ya demez mi? Hani zengin çocuğu ya. Ya biz buraya niye geldik dağın başına? Yani Kesinlikle. yolculuğun kendi güzel. Yani varmaktan ziyade sona varmaktan ziyade yolculuğun kendi güzel. Yani ben yarınlarda Mukaddes Hanım'ı ziyarete gideceğim ve o sırada arabayı kullanırken yolda da keyif alacağım. Yani bir kısım müzikler dinleyeceğim ya da bir kısım hediyeler alacağım. Onun hazırlığı da güzel. Yani vardığımız yerde ne var bilmiyoruz. O yolculuğun yani nasıl diyeyim? Yolun kendisi hedef zaten. Bulutları biliyorsunuz. Bulutlar, gökyüzündeki bulutlar hiçbir kökleri yok. Hiçbir yere bağlı değiller. Ve Ateş. neredelerse hedef de orası. Kendiler neredeyse hedef de orası. Yani sadece süzülüyorlar. Yani gökyüzünde sadece süzülüyorlar. Yani hiçbir şeye direnç göstermiyorlar. Rüzgara direnç göstermiyorlar. Onun için en yukarıdalar belki de. Yani hani dağlardan, tepelerden daha yukarıdalar ve herkese de rahmet olarak yağıyorlar. Çünkü hiçbir şeye direnç göstermiyorlar. Yani Allah'tan gelmiş diyor. Tevekkül ettim. Ve herhangi bir şeye de bağlı değil. Bir kökü de yok. O desek ki bir burada amacın neresi, hedefin neresi desek olduğum yer. Yani Çok yolun güzel. kendisi hedef zaten. Müthiş güzel. Bu çok güzel oldu. Bulut örneğini ilk defa duyuyorum. Acayip güzel. Demek ki akış, hep akış, akış, akış. Yani akışta olmak, rüzgara karşı olmamak, rüzgarı arkasına almak. Yani ilahi akış arkasına almak. Yani tevekkül, tevekkül bir şekilde, tevekkülle bağlantılı bir şey bu. Müthiş bir şey. Su da dirençli değil. Ben hep onu söylerim. Su ne kadar soft ve yumuşaktır hocam. Ve böyle en derin kayalıkları, o klifleri, o derin devasa kayaları böyle o bilgeliğiyle yumuşak yumuşak yıllar içinde böyle o yer böyle oyuktur o kayaların içi. Deniz kenarlarında, Atlantik'te okyanus kenarlarında hani yumuşaklık, softluk ve akış çok o kadar önemli ki sert Ve durur. işte yani mesela o su akıyor ya mesela. Akıyor kendi yoluna gidiyor. Ve kimseye de şey sormuyor. Yol sormuyor. Bir rehberi de yok belki suyu. Gidiyor. Akışa bırakmış. Bazen de bir kaya çıkıyor önüne diyelim ki. Yani hedefine varamayacak. Su sabırla bekliyor yine. Doluyor doluyor doluyor. Kaya yatlıyor yine. Yani evet. En büyük bilgelik su gibi olmak diye anlatılır zaten hep. Değil mi? Üstadlar da su gibi olun, su gibi olun, su gibi olun, sert olmayın, yumuşak olun, her kabın şeklini alın.
Hani suyun bilgeliği hakikaten suyu seyretmek Tabii lazım orada ve o diğer su bir bizim içimizde de var hocam. yani Bizim o içimizde su. diğer bir anlamı da olabilir mukaddes. Yani hani su gibi yumuşak olmak, esnek olmak, bir de su gibi tatsız olmak. Yani su herkese iyi geliyor. Yani diyelim ki suyu bir Hristiyan içtiğinde fayda sağlıyor, bir hırsız içtiğinde fayda sağlıyor. İşte Mevlana içtiğinde de fayda sağlıyor. Su o kadar merhametli ki herkese fayda sağlıyor. Reis Bey diye bir kitapta okumuştum yanılmıyorsam Necip Fazıl'ın. Şöyle diyordu orada. Kire pisliğe merhamet olmasaydı su olur muydu? Yani su kire pisliğe de iyi geliyor. Su bir çiçeğe de güle de iyi geliyor. Yani bizim su gibi olacaksak insanları bir yere koymamamız. Yani bu işte şu düşünceden, şu fikir akımından, bu bizden, bu sizden, bu Müslüman, bu Yahudi demememiz. Yani her şeyden önce yani bir nasıl diyeyim, bir tarafımız olmadan önce insanız. Yani Müslüman olmadan önce, Hristiyan olmadan önce ya da solcu sağcı olmadan önce insanız, sonra diğerleriyiz. Eğer o su herkese iyi geldiği gibi iyi gelebiliyorsak bence o zaman üstad olabiliriz. Yani herkesi olduğu gibi kabul edebiliyorsak. Su herkese merhametli, herkese iyi geliyor. Bir tadı yok, yani bir tarafı yok. Ve o devasa okyanusların içinde, denizlerin içinde on binlerce çeşit deniz varlığı, hayvanlar, canlılar, bitkiler, yosunlar, yani hepsini bir de ev sahipliği yapıyor. Bizim içimizdeki de su, yani her kaba girebilir derken onu kastettim. Bizim içimizde de su var. Evet. Derelerde de su var. Ya da işte direnmiyor. Bir bardağın içine döktüğünüzde ben bu bardağı beğenmedim demiyorsun. Bir Evet. testiye döktüğünüzde ben bu bardağı testiyi beğenmedim demiyorsun. Olduğu Direnç gibi göstermiyor. Evet. direnç göstermiyor. O anlamda söyledim. Bir iki soru vardı. O siz anlatın hocam. O soruları size sormak istedim ama İşte biz kaçırdım. şimdi koçluk, hani koçluk yapıyoruz ya mukaddes, bizim ilk dersimiz odur biliyor musunuz? İlk ders su gibi olmak dediğimiz taraf. Ve orada ilk şunu çalışırız. Ben demeden konuşmak. Sen olmamak. Çünkü ben varsa o zaman bir tat var. Ama suda bir tat yok. Tat olmadığı için herkes seviyor. Yani diyelim ki bir çay içiyoruz, bir tadı var. Kahve bir tadı var. Ne bileyim bir kola, meyve suyu bir tadı var. Herkes sevmiyor çünkü bir tadı var. Ama suyun tadı olmadığı için herkes seviyor. Biz de öyle bir insan var, orada sen yoksan, yani ilk diyelim ki ilk 2 saat, 3 saat biz o kelimeyi ben demeden konuşmaya çalışırız. İlk egzersizimiz odur. Çünkü sen olmazsan koçluk yapabiliyorsun. Sen olmazsan insanlara fayda sağlayabiliyoruz. Dedim ve özür dilerim. Siz tam bir şey soracaktınız sanırım. Yok, yok, soru arıyordum. O arada soruyu kaybettim zaten. Zaten hocam, dualitenin, bu gezegenin yani galiba en büyük sınav da ben ve sen. Yani biz olmayı öğrendiğimizde, beni bitirip biz olduğumuzda egomuzu da yenmiş olacağız. Ve sınavımızın da birçoğunu gerçekten daha kolay veriyor olacağız, değil mi hocam? Evet. Evet, Sıramız kolay korkuyu, canım. pardon, korkuyu aşmayı nasıl başarabiliriz Ata hocam diye sormuşlar da onu gördüm şimdi. Ya da karamsarlıktan kurtulmak için ne yapabiliriz demişler birbiriyle yakın Yani sorular. şöyle söyleyeyim. Şimdi biz normalde bizim özümüzde, doğaliyetimizde, hani ilk yaratılış halimizde bir korkumuz yok bizim. Ya yani bebekken bir yılanla oynayabiliriz. Yılanı sevebiliriz. Kediyi de severiz, köpeği de severiz, her şeyi severiz. Hatta ben bunu çok sahnelerde örnek veriyorum. İşte diyelim ki ilkokul ikili çocuklara ödül veriyorsun. Hediye veriyorsun. O çocuklar geliyor, mikrofona vuruyor. Böyle 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 oynuyor. Ama onun annesi babasına diyorsun ki, ya diyorsun kim bu güzel çocuğu yetişen anne baba diyorsun. İki el kalkıyor. Buyurmaz mısınız diyorsun. Yok yok hocam kalsın diyor. Ya sahneye çıkmıyor. Çocuk korkmuyor ama büyük korkuyor. Yani bu şu demek. Bizler korkmuyorduk. Sonradan korku öğretildi bize. Sonradan verildi. Yani bu gömlek ben doğduğumda yoktu bende. Sonradan verildi bana. Sonra bir müddet sonra geri atılabilir. Dolayısıyla ya da bu gözlük ben doğduğumda yoktu. Göz benimle beraberdi ama gözlük yoktu. Yani dolayısıyla ben bunu yarınlarda atabilirim. Ve başka bir gözlük alabilirim. Şimdi korku da bizim yani normalde bir insan doğduğu zaman bir de yüksek ses korkusu var, bir de yükseklik korkusu var. Başka hiçbir korkumuz yok. Diğer korkuların hepsi bize sonradan verildi.
Dolayısıyla biz ondan kurtulabiliriz ve onu nasıl yapalım dediğimizde az önceki söylediğim gözlemci var ya, yani korkuyu alıp bir tarafa, korktuğumuz yani o korku duygumuz ya da bizi götüren şey neyse, yani o korkuya sebebiyet veren şey neyse onu alıp senden korkmuyorum diyebiliriz ona direkt. Ve benim bir kısım hileli cümleler mi diyeyim, çok hoşuma giden şeyler var. Her şey kolaylıkla halloluyor. Ne zaman korksam mukaddesenin kendi ilk cümlem bu oluyor. Korku dolu bir mesaj mı geldi? Korku dolu bir telefon mu geldi? İlk şeyim bu oluyor. Her şey kolaylıkla halloluyor. Ve orada tabii bir yandan da bize bir faydası var onun. Yani eğer suni bir korku değilse bizim hayatta tutmak için gerekli bir şeydir. O kor ateş, korku. Kor ateş demek. Yani yüreğimize bir ateş düşüyor ve biz ona korku diyoruz. Ve o bazen bizi hazır ol da tutuyor, daha dikkatli tutuyor. Şimdi onunla barıştığımızda, yani mesela şu anda ne varsa, sadece korku değil, hayatımızda ne varsa onunla barıştığımız anda zararlı bir şeyse kayboluyor, faydalı bir şeyse artarak geliyor bize. Şimdi bize düşen şey şu, ben bir tiyatro oyunundayım, tiyatrodayım ve burada rol yapıyorum. Ne zaman kendimi izlesem doğru yol yap, rol yapıp yapmadığını görebiliyorum. Korktuğumuzda da, yani şu an neyden korkuyorsa bir arkadaşımız, bir an durup kendisini izlerse ondan sıyrıldığını fark eder. Hatta şöyle diyebilirim. Mesela bir insan köpekten ya da kediden korkuyor diyelim ki. O korktuğu anı kamerayı alabilirsek ve kendisini izletsek korkudan vazgeçer. Çünkü o sana görüyor ki yüzlerce insana köpeğin yanına rahatça geçiyor. Kendisi bir panik halinde. O sana diyor çok komik. Bir öğrenci gelmişti bana. İşte asansör korkusu var ama okulunda da 5. kata çıkması gerekiyor. Sonra arkadaşlarıyla giderken işte herkes asansöre biniyor, o merdivenlerden koşuyor. Şimdi ben dostum da çocuğa dedim ki bir izle bakalım kendini dedim. Sınıfında da bir kız varmış, Ayşe diye bir kız, bunu Ayşe diye bir kızı seviyormuş bu çocuk. Daha ilkokul 2, ilkokul 3 falan. Şimdi çocuğa dedim ki izle bakalım ne oluyor dedim. İşte asansör arkadaşlarım biniyor diyor. Ben dedim merdivenden koy. Ama hocam diyor ben o kadar hızlı koşuyorum ki diyor. Onlar asansöre varmadan ben 5. kata çıkıyorum diyor. Ben de dedim ki tamam dedim. Ayşe dedim merdivenden 3-4 basamak yukarıda ve seni izliyor. Ve sen dedim korkuyorsa asansöre binmeni. Ve olmaz öyle bir şey dedi. Nasıl olmaz? Ya Ayşe beni korkak görür. E ne yapıyorsun? Bunu konuştuk çocuk aslında o anda asansöre binmeye başladı. Yani bir dışarıdan bir gözlem olduğu zaman kendimize, hani şöyle bir cümle var, çok duymuşsunuzdur Mukaddes Hanım ya da çok da söylemişsinizdir. Gözlemcinin gözlenen üzerinde yaratıcı etkisi vardır. Dolayısıyla biz onu gözlemlediğimiz zaman o korku gerekli bir şey ise artacak. Korku gereksiz bir şey ise kaybolacak. Ne? Şeyin Doktor Kuantum'un çift yarık deneyi var. Onu ben hep öneririm şeylere, Evet. takipçilerime. O gözlemci ve gözlenen hikayesi mutlaka izlesinler, İşte izlemeye hayranlar. o her şeyimiz için geçerli oluyor. Korku içinde işte bir iş yapıyoruz. Yani şu anda bir konuşma yapıyoruz. Mesela biz şimdi bu konuşmayı yaptık. Sonra açıp kendimi izlediğimde o zaman nerede hata yapmışsam ya da takdir edilecek bir tarafım var da daha iyi görmüş oluyoruz. Buna şey diyoruz Mukaddes Hanım, şahit olmak. Bunu Kendini tanıklık etmek, evet. bir arkadaşım bana mesaj olarak yazmıştı. Biz Müslüman olurken şöyle diyoruz. Eşhedü diyoruz. Şehadet ederim ki. Yani biz Müslüman olacaksa bile önce şahitliğe ihtiyacımız var. Şehadet ederim ki Allah vardır ve birdir. Yani o şahitlik olmazsa Müslüman da olamıyoruz. Ve her yere o tanıklığı koymuş. Şimdi bir adam vefat etmiş. Hesaba çekilecek. Hesaba çekiliyor ya. Hesaba çekilirken bakmış ki hakim sandalyesinde kendi var. Ya karar verir. Cennete mi cehenneme mi gidecek sandalyede kendisi var. Tanık sandalyesinde de Tanrı var. Adam dönüp diyor, kararı sen vermiyor musun demiş Tanrı'ya. Tanrı demiş ki hayır ben sadece tanıklık ediyorum. Kararı sen veriyorsun. Oh, müthiş. Yani o tanıklık işte bizde bir ciddi bir İşte yaratıcı bu. etkisi. Bu her şey için geçerli ama. Yani İşte bu. aşık oldum diyorsun, perişan oldum, tanıklık et. İş yapıyorsun, başarılı olmak istiyorsun, tanıklık et. Yani şöyle söylüyorum, diyebiliriz. Yüzlerce hastalığım var. Bir tane ilacımız var. Tanıklık. Kendimizi izlediğimiz zaman yüzlerce hastalığı çözebiliriz. Ben de
bunu çok anlatırım da çok detaylı ve seçici bir şekilde anlattınız canım hocam. Şey diyorlar, Ermiş, berberdeki Ermiş hikayesini 3-5 kişi yazmış buraya. Onu anlatsın hocam dediler. Şimdi gördüm hocam. Berberdeki eli, kabağın da sahibi var mı? Ya, ben bugün size özel bir hikaye, size özel bir hikaye kendimce hazırladım, Mukaddes Hanım. Şimdi şöyle, takipçi arkadaşlar da bu yayın için bu hediyeyi kabul etsinler lütfen. Çünkü biliyor, anladık ki çok kaliteli bir insanım konuyu ve çok kaliteli bir hikaye olmalıdır diye düşündüm. Canım hocam. Yani Estağfurullah. açıkçası şöyle, hikayeler. Bu arada çok güzel bir diksiyon hocam var benim, Bediren Gökçe'den diksiyon eğitimi alıyorum da bana hikaye deme diyor. Ne diyeceğim? Hikaye diyor. İşte aynısını diyorum diyorum da çözemedim. Şimdi hikayeler böyle, mesela Mevlana hep hikaye anlatıyor. Kur'an-ı Kerim %70'i kıssalardan ibaret. Ve bir adama, bir nitelik diyorlar ki, sen bir insanı nasıl değiştiriyorsun? Yani bir insan felçli geliyor sana, kalkıp gidiyor yanında, nasıl değiştiriyorsun? O da diyor ki, ben bir şey yapmıyorum. Ya bir şey yapmıyorsun da insanlar nasıl değişiyor sana çok hızlı bir şekilde? O da diyor ki, ben bir şey yapmıyorum, ben sadece hikaye anlatıyorum diyor. Bunu okuduğumda çok etkilenmiştim Mukaddes Hanım. Ve ben de böyle arkadaşlarımla bu haftaki YouTube konusu ne olsun falan diye bir şey diyoruz işte, umut olsun şu bu diyoruz ya. Ben hemen şunu diyorum, hikaye var mı? Bununla alakalı hikaye. Müthiş. Yani Çok. şimdi Bu pek daha kalıcı oluyor hocam. Bir de şeyin de yani Şems Tebrizi'nin işte makalatında, Feridettin Attar'da, yani İbn Haldun'da mukaddimesinde üstadların hepsi hikayelerle anlatırlar. Hatta Platon da der ki bu çocukları annelerinden almak lazım, ebeveynlerinden almak lazım ve bu çocukları hikayelerle büyütmek lazım. Yani hikayeler o kadar eğitici ve öğretici ki siz de hikaye yöntemini kullanıyorsunuz. Onun için gerçekten kalıcı, başından beri hikayeleri soruyorlar. şimdi Çok güzel bir çok, yöntem. çok çok güzel bir hikayem var, ama bu hikayeyi anlatan da, hikayeyi de anlatan da bir hikayem var onların öncesinde. Şimdi adam birisi olimpiyat atıcısıymış. Tabii şöyle, biz şimdi hani konu buluyoruz, konuyu açıklayacak hikaye arıyoruz ya. Aslında bunu değiştirdim ben. Hani kendi sıfatım o değil. Artık ben hep hikaye arıyorum. Şimdi adam birisi olimpiyat atıcısıymış. Çok iyi atıcılıkta. Sonra bir gün Karadeniz'e varıyor. İşte Trabzon'a varıyor. Bakıyor orada işte birisi var ki atıcılıkta çok iyi. Yani nerede hedef var, 12'den vurmuş. Tüm hedefleri 12'den vurmuş. Bu da diyor ki, ya diyor, demek ki diyor benden daha iyi bir atıcı var burada diyor. Kim diyor? Orada işte Temel. Temel diyor bu hedefleri vuran. İşte ya diyor, ben bundan ders alabilirim. İşte soruyor Temel'i, çağırıyorlar. Ya nasıl diyor her hedefi 12'den vurdun? O da diyor ki, ben hedef 12'den vurmadım ki diyor. Nasıl yapıyorsun diyor. Ben önce diyor atış yapıyorum. Sonra gidip hedef çiziyorum etrafına diyor. Çok Ben de önce hikaye buluyorum. Sonra buna konu uyduruyorum. Şimdi ama şöyle bir şey, bugünkü hikaye, bizler hep bir şeyler hayal ederiz. Ve hayal ettiklerimiz de bizim olur. Ama açıkçası bizim Rabbimiz o kadar merhametli ki hep hayal ettiğimizin daha fazlasını verir. Her zaman öyle olmuştur. Yani biz anne karnındaydık. İşte doğacağımızı bilmiyorduk, doğduk. Bebektik. Çocuk olacağımızı bilmiyorduk, olduk. Çocuktuk. Yani hep elimizde değil yani. Mesela bir dere, nehir olmak istese de olmasa da olacak. Nehir istese de istemese de deniz olacak. Deniz istemese de istemese de okyanus olacak. Yani hep büyüyeceğiz. Ve hep bizim normal ufkumuzdan daha fazlası veriliyor bize. Bir yerde, bir bayırda üç ağaç varmış Mukaddes Hanım. Ve üç ağaçtan birincisi demiş ki, benim demiş hayalim bir gün kesileyim ve çok güzel bir demiş bebek beşiği olayım. İkincisi demiş, benim hayalim budur demiş. İkinci ağaç da demiş ki, benim hayalim de demiş kesileyim, çok büyük bir gemi olayım, hazineler taşıyayım diyor. Üçüncü ağaçta diyor ki, ben de diyor kesileyim ve diyor bir dağın başında dikileyim ve göğü göstereyim diyor. Sonra birinci ağaç kesiliyor. Bebek beşiği olmak ya hayali. Diyorlar ki onu kesen adamlar, biz bunu diyorlar şey yapalım.
sığırlara ahır yapalım diyorlar. Adam diyor ki hayır ya diyor ben ya ki, ağaç diyor ki ben ahır olmak istemiyorum. Ben bebek beşiği olmak istiyordum. Ama sığırlara ahır yapılıyor. Sonra Hazreti İsa doğuyor. Onun bir yerde gizlenmesi lazım. Onu ahıra koyuyorlar. Ay, tüylerim diken diken oldu. Ve ağaç diyor ki bu benim hayal ettiğimin çok daha ötesi. Sonra diğer ikinci ağaç kesiliyor. Ve bunu da küçük bir sal yapıyorlar. Musa'nın salımı. Küçük bir Ağlayacağım şimdi. sal yapıyorlar. O da diyor ki hayır ben sal olmak istemiyorum. Ben büyük bir gemi olup hazineler taşımak istiyordum diyor. O yapılan salla da Hazreti İsa kendi dinini o salla gezerek anlatmış. Üçüncüsü Musa de zannettim. Evet. Evet hocam. tepenin başına dikilip göğü göstermek istiyor ya. Üçüncüsünü de kesiyorlar. Diyorlar ki bunu çarmıh yapalım diyorlar. O da diyor ki İsa. hayır diyor ya. Hayır ben çarmıh olmak istemiyorum. O insanları öldüren bir şey. Ben göğü göstermek, yaratıcıyı göstermek istiyorum diyor. Onu da çarmıh yapıyorlar ya. Hazreti İsa'yı o çarmıha geliyorlar. O gün bugündür çarmıh yaratıcıya Allah işareti diyor. Ve üçü de hayal ettiğinin daha yukarısına gitmiş. Ve şimdi bizim bir sıfatımız hayalleri gerçeğe dönüştüren adam ya Mukaddes Hanım. Ben şunu anladım. Bizler her zaman hayal ettiğimizden daha fazlasını veriyor Rabbimiz bize. Yani şu anki olduğumuz konumu, durumu düşünürse her arkadaşımız pek çoğunu biz planlamamıştık. Biz mesela diyelim ki bir ormanda gidiyoruz, elimizde fener var, 5 metreyi gösteriyor. Biz orayı kadar mı planlamıştık? Ama arka taraftaki derinliği Rabbimiz hep böyle yollar açıyor devamlı ve istesek de istemesek de değişiyoruz. İstesek de istemesek de okyanusa dönüşüyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Burada inşallah hoş görür arkadaşlarımız. Bir arkadaş yorum yapmış gözüm takıldı. Kaldım öyle. Çarmıh Allah'ı işaret etmez demiş. Her şey Allah'ı Ben işaret eder görebilirim. diyelim. Evet. Her Evet. şey Allah'ı işaret eder. Evet. Ama ben ne diyordum? En son kaldım orada şimdi. O yorumu görünce kaldım. Her Bir... şey Allah. Ben yorumları işte genelde kapatıyorum ama siz Yok açık iyi kalsın ya istediğiniz ben için şimdi dostlarımla olmayı çok seviyorum. konuyu. Ama her şey Allah'ı işaret eder. Her şey. Her şey. Yani bütün negatifte, yani bütün pozitifte, bütün her şey Allah'ı işaret eder aslında. Biz sadece nereden baktığımız, bizim bakış açımız önemli. Evet. Allah'ı işaret etmeyen hiçbir şey yok gerçekten. Evet, Ata Hocam demişler, kapanışta mutlaka bir dua istiyoruz demişler sizden. Kapanışta bir dua ile bugün değişiklik olsun, sizin güzel dualarınızdan birisiyle kapatalım gerçekten Can Ya Hocam. öyle bir dua mı kapatıyoruz mu? Ben böyle Yok, Mukaddes Hanım'dan hayır. çabucak çabucak ayrılıyor muyum? Hayır. Hiç Ve ayrılmayız inşallah. hani bir şey Devamlılığa niyet ediyorum ve devamlılığa niyet ediyorum ve devamlılığa niyet ediyorum. bir şiir vardı değil mi? Nasıldı? Ya zamandan çok erken gelirim dünyaya geldiğim gibi ya zamandan çok geç Mukaddes Hanım'ı bu yaşta tanıdığım gibi. Yani ya zamanlar erken gelin dünyaya geldiğim gibi ya zamanlar çok geç seni bu yaşta tanıdığım gibi. Ağlayıveririm şimdi. Ya ama Onun ben için çok güzelsiniz. yani burada eğer bir hani bir saatte falan kapanıp geri geliyorsa ben bir Hayır, kahvemi hayır. alacağım sadece. Hayır. Aa, kıyamam ben. 1,5 saate tamam. Aa, bir dakika, bir dakika durun. Kapatayım. Siz kahvenizi alın. 5 dakika sonra açalım yine. O zaman arkadaşlar da Gidiyor. müsaade ediyorsa bir 5 dakika sonra geri geliyoruz. Canlar, saat 22:55. 23'te bir daha açıyoruz. Hocam bir kahvesini alsın. Hadi sizler de çaylarınızı, kahvelerinizi alın. 1500 kişiyiz. 1500 kişi birer kişi getirsin. 3000 kişi olarak başlayalım. Seviyoruz sizi canlar. 5 dakika sonra görüşmek üzere canım hocam. Ata Görüşürüz hocam. efendim. Güzel hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.